Selamünaleyküm hocam. Kızımı karma sistemli eğitime göndermek istemem. Ne yapmalıyım? İstemiyor. İstemiyor, evet. Ne yapmalıyım? Bir de işim dolayısıyla fazla zaman olmayan birisiyim. Çoğu kere farz kılıyorum demiş. Bu hanımefendi mi? Beyefendi mi? Beyefendi. İşim dolayısıyla deyince bir bayansa çalışıyor. Ya en azından farzlarını kılmaya devam etsin tabii ki yani. Farzları bırakmasın. Ama farzları koruyan, yani farzları bir sur gibi dışında çevreleyip de muhafaza eden vacipleri ve sünnetleri, onun dışındaki surlar olan işte mendupları, müstehapları terk etmemeye gayret etsin. Çünkü şeytan bir insana ilk önce farzlarına gelip vurmaz. Bir şeytan insanın gelip imanına vurmaz. Önce senin sünnetlerini yavaş yavaş veya edeplerini alır. Bu sabah hocamızın Risale dersinde okumuştu. Bunu da bize izah etmişti. Şeytan ilk önce, şeytan veya şeytanlaşmış insanlar, bu nas, yani ilk önce ne yapar? Bu hannas diyelim yani. Evet. Ne yapar? Gelir ilk önce edeplerini alır. Senin menduplarını, evet, müstehaplarını alır. Güzel hareketlerini alır. Evet. Ondan sonra senin sünnetlerini almaya başlar. İlk önce farzdan girerse çünkü uyanırsın. Ondan sonra bir bakarsın vacipler gitmiş. Bir bakarsın farz çırılçıplak kalmış ortada. Ona da bir koyar. Ondan sonra da başlar senin itikadına, imanına vurmaya. Şeytanın taktiği budur. Sonra bir bakarsın çırılçıplak. Aynen Agop'un oğlu gibi, Şalom'un oğlu gibi çıkarsın Allah'ın huzuruna. Müslüman yaratılmış, 1-0 önde başlamış. Allah'ın Resulü'nün, bütün peygamberlerin arzu etmiş olduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak yaratılmıştın. Ve etrafında hocalar, camiler, cenazeler vardı. Ezanlar okunuyordu, selalar duyuyordun. Ve sen Agop'un veya Şalom'un oğlu gibi çıktın Allah'ın huzuruna. Allah seni var ya, Yahudi'den daha fena ayıklar yani. Çok feci. Onun için yani sünnetlere, vaciplere dikkat etmek lazım. Öyle ya sünnet ne olur ki canım dememek lazım. Ama gerçekten ızdırabı büyükse en azından farzlarını da muhafaza etmek lazım yani. İnşallah.